Osmaniye'den herkese selam olsun arkadaşlar. Geçenlerde depremde kaybettiğim birkaç arkadaşımı ziyaret etmeye geldim. Fakat böyle bir manzarayla karşılaştım. Bu beni çok etkiledi gerçekten. Şimdi bazı kişisel eşyalarını şu şekilde videoda gördüğünüz gibi oyuncaklarını, ne bileyim gelinliklerini, başörtülerini, bazı kıyafetlerini mezarlığın üzerine karışmasın diye koymuşlar. İşte burada bakın bir tane gelinlik var. Ölen bayana ait. Muhtemelen düğününde onu kullanmış. Bunları görmeye dayanamadım. Yani o kadar cenazeler gördüm ama bu beni çok etkiledi. İşte bir tanesinin oyuncağı, kamyoneti. Muhtemelen çocuk 8-10 yaşlarında. Allah rahmet eylesin. Yine burada birkaç tane çocuk mezarı var yan yana. Şöyle çantası var. Görünüyor zaten. Bebeği var. Plaket almış, madalya almış okuldayken. Onları artık kim koydu? Oraya akrabaları koymuş. Aile mezarlığı olmuş bazıları yan yana. İsimleri görünüyor kiminin. Çok fazla detaylı çekmedim ama bayağı bir çekmeye çalıştım. Çünkü bir yandan hala depremde canlı çıkıp belli bir süreden sonra vefat edenler de geliyordu yavaş yavaş. Kimseyi incitmek istemedim. Bakın bazılarının başörtüsü var, görüyor musunuz? Aslında birkaç tane de bayrak vardı şu ileride sol tarafta. Onlar da muhtemelen askerdi. Artık izine mi geldiler? Veya askeri mi değiller? Eğer ilgi olursa bir sonraki videoda İsimlerini tek tek foto slide yapıp çekebilirim. Sadece böyle bir genel göstermek istedim. Çünkü diğer mezarlardan çok farklı. Yani bir günde 200-300 tane insan ölürse acil bir şekilde ancak bu kadar olur. Çünkü burada bir trajik bir yazı var. Çocuğun birisi yazmış. Yine bir tane bayanın gelinlik başı şöyle. Ne diyebilirim ki? Yani çok etkileyici gerçekten. Şu ileri tarafta benim bir tane arkadaşım var. İki çocuğuyla beraber depremde hayatını kaybetti. O ileride yine birisi muhtemelen yeni getirilmiş. Defnetmişler, dua ediyorlar. Açık bazı mezarlar var tabi. Şöyle kaç kişinin ismi görünüyor. Pınar, Hilal, Firdevs. Burası bir sene sonra muhtemelen bir anıt mezar olur. Toplu bir şekilde düzenlerler. Şu anda pirket koydukları için karışmasın diye muhtemelen kişisel eşyalarını, bayrak, ne bileyim ona benzer şeyleri başucuna sarmışlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bundan sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalı takibi alın. Bildirimleri de açın. Yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar Osmaniye'de depremin öncesi sonrası çekebildiğim kadar çekerim yani. Yorumlarda soruyorlar şurası nasıl, burası nasıl diye. Evet, sıra sıra aile mezarları oldu artık. Bir bayrak koymuşlar, bir tane ayıcık var. Muhtemelen çok sevdiği bir oyuncağıydı. Şurası şehit mezar herhalde. Bir asker veya artık neyse bayrak koyduklarına göre. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrardan milletimizin başı sağ olsun. İnşallah yaralarımızı sararız. Kendinize iyi bakın.